Mutlu akşamlar. Takvimler 23 Mart 2018 Cuma'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. TV'lik akşam bülteniyle karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Akşam bülteni Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Bayrampaşalı gençlerle buluşmasıyla başlayacak. Bakan Kurtulmuş düzenlenen bir konferansa katıldı. O konferansta gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Okumanın bir medeniyetin inşaatında en önemli unsur olduğunu söyledi. Bu açıklamalarla bültenimiz başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde Liman Gençlik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Okumaları Kapanış Programı'na katıldı. Okumak bir eylemdir. Sadece bir kenarda oturup iki kitabın cildin iki kapağın arasına yazılmış, bir takım kağıtların arasına sıkıştırılmış olan metinleri okumaktan ibaret değildir. Okumak bir eylemdir. Okumak insanların en soylu eylemlerinden birisidir. Yapılan okuma programlarının medeniyet için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, büyük medeniyetimizi bugünün şartlarıyla yeniden ve daha güzel bir şekilde üreteceği şeklinde konuştu. Nasıl bir dünya hayal ediyoruz? Eşyayı nasıl hayal ediyoruz? Çevreyi nasıl hayal ediyoruz? Şehri nasıl hayal ediyoruz? Ticaret merkezlerimizi nasıl hayal ediyoruz? Kitapların görsellerini nasıl hayal ediyoruz? Medeniyet önce insanın zihninde teşekkül eder. Onun için hayali olmayan milletlerin, tahayyül dünyası zengin olmayan milletlerin ortaya kuvvetli bir medeniyet kurması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Mart Cumartesi günü, yani yarın, Ordu'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 6. olan kongresine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi şehirde de tüm hazırlıklar sürüyor. Deyim yerinde ise ziyaret günü Ordu'da kuş uçurtulmayacak. Ordu için beklenen gün geldi, çattı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ordu'da olacak. AK Parti Ordu İl Teşkilatı tarafından yapılacak olan AK Parti Ordu 6. olan kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kongrenin yapılacağı yer olan Durugöl Spor Salonu'nda hummalı bir çalışma sürüyor. Ordu'da gözler ve kulaklar tam bir haftadır yarın yapılacak olan AK Parti Ordu 6. olan kongresine çevrildi. Çünkü AK Parti 6. olan kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım gösterecek. İşte tam da şu anda bulunduğumuz salona yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ve buradaki partililere ve vatandaşlara da seslenecek. Aslına baktığımızda da bu kapalı spor salonunda ciddi ve hummalı bir çalışmada söz konusu. Hazırlıklar bir hafta önce başlamıştı ve artık yavaş yavaş hazırlıkların sonuna gelindi. Birçok noktada sandalyeler ve tribünlerde bayraklar konuldu. Yarın burası aslında binlerce kişinin katılım göstereceği kongreyle de taşlanmış olacak. İşte görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Selçuk Işık'tan rica edeceğim. Üst noktalarda bayraklar asılmış. Şu anda her noktada AK Parti afişleri ve Türk bayrakları söz konusu. Şu anda zaten ciddi bir hazırlık söz konusu burada. Kürsü kuruldu ve şu andaki hazırlıklar da tam olarak devam ediyor. Yarına yetiştirmeye çalışıyor ekipler. Tabii ki burası binlerce kişinin katılacağı bir kongreyi de gerçekleştirecek salon olması hasebiyle de hazırlıklar şu anda burada devam etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce kişinin katılım göstereceği kongre alanına arka kapıdan giriş yapacak ve salonun ortasından kürsüye giriş yapacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın bu noktaya gelecek demiştik. AK Parti tarafından 6. olan kongreye katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tam bu alandan salona giriş yapacak ve partileri bu noktadan selamlayacak. Biraz önceki geçiş noktasından geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere ve binlerce orduluya seslenmek adına bu kürsüye gelecek. Kürsüye çıkacak ve tam bu noktadan binlerce orduluya seslenecek. Erdoğan'ın ordu programı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Erdoğan'ın kongrenin yapılacağı salonda ve salon dışında iki ayrı yerde konuşma yapacağı belirtiliyor. Bu anlamda spor salonunda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kongre alanının çevresinde çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Ordu 6. olan kongresinin yapılacağı alan olan kapalı spor salonunun içerisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken dışarıda da hazırlıklar devam ediyor. Çünkü kongrenin yapılacağı salon dolup taşacağı için dışarıda bulunan vatandaşların güvenliğini sağlamak adına da polis buraya güvenlik bariyerlerini koydu. Bir tarafta bariyerler dururken diğer tarafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin yer aldığı afişlerde görmüş olduğunuz gibi kapalı spor salonunun dış noktasına asılıyor. Ordu'da tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ordu ziyaretine çevrildi. Sokakta, caddede, kısacası her noktada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Olsun, yani bekliyoruz. Piyasın, tabii devlet büyüğümüzdür. Çalışmalar da var. İyi olur tabii ki. Böyle devlet büyüklerinin sık sık orduya gelmesi bizi memnun ediyor ordulu olarak. En azından şehrin bir takım noksanları acilen yapılıyor, tamamlanıyor. O bakımdan yani Cumhurbaşkanı'nın gelmesi aslında hizmeti getiriyor değil mi? Tabii hizmeti de getiriyor tabii. Hizmeti de getiriyor. Gelsin devlet büyüklerimiz gelsin canım. Gelsinler tabii. Gelsinler. Milletin saygısından dolayı geliyor. Milletin unutmadığından dolayı geliyor. Birileri gibi yalan konuşmuyor. Ne yapacaksan yaptıklarıyla halkın karşısına çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ordu'ya geliyor. 17. kez ordularla buluşacak bu önemli ziyaret öncesi. Tüm hazırlıklar sürüyor. Geniş güvenlik önlemleri de alındı. Ordu'da Ordu Emniyet Müdürlüğü de yarınki ziyaret öncesi bazı cadde ve sokakları araç trafiğine ve araç parkına kapattı. Ordu'da ana gündem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ordu ziyareti. Hafta başından bu yana cadde ve sokaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şehrin her noktasında güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Ordu Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş yapacağı noktalarda güvenlik önlemlerini sıklaştırdı. Herhangi bir aksiliğe meydan vermemek adına işi sıkı tutan emniyet ekipleri yaşanabilecek trafik sıkışıklığına karşı önlemlerini aldı. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Bu anlamda Ordu Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde bazı cadde ve sokakların araç parkına kapatıldığını duyurdu. Her görüşe saygı için evet mi Ordu? Ordu'nun Altınordu ilçesinde Atatürk Bulvarı, Durgöl Spor Kompleksi çevresi, Sahil Caddesi, Fatih Caddesi ve Ordu Valiliğinde bulunduğu yer olan Hükümet Caddesi'nde sabah 8'den akşam saatlerine kadar araç parkına izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Şimdi bir uyarıyla devam edeceğiz. Aslında sık sık gündeme getiriyoruz. Sıkça bültenlerimizde yer veriyoruz dolandırıcılara ve onların bitmek tükenmek bilmeyen sahte yöntemlerine. Dolandırıcıların hedefinde bu kez Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş vardı. Daha doğrusu onun ismini kullanarak bazı iş adamlarından para talep ettiler. Konuyla ilgili Altınordu Belediyesi'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş kesinlikle hiçbir kuruma bağlı bulunmadığını, yani belediyenin asla bir iş adamından ya da herhangi birinden para talep etmeyeceğini, hiçbir kurumla ortak bir çalışma yürütmediklerini bu manada söyledi. Bu hatırlatmayı bizler de bir kez daha ekranlara getirmiş olalım. Altınordu Belediye Başkanı Tekintaş, kuruma bağlı hiçbir müdürlükten böyle bir talepte bulunulması mümkün değildir demiş. Bu nedenle vatandaşlarımızın böyle bir duruma kesinlikle itibar etmemelerini önemli rica ederiz diye de eklemiş bu uyarıyı. Dediğimiz gibi bizler de önemli hatırlatarak sıradaki haberimizle devam edelim. Meteoroloji uyarmıştı aslında, uyarısı İstanbul içinde özellikle Marmara bölgesini kapsıyordu. Çamurlu yağmur, ancak Ordulular da güne çamurla uyandı. Meteorolojik uyarıdan Doğu Karadeniz'de nasibini almıştı. Ordu'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birleşen toz bulutları deyim yerinde ise çamur oldu yağdı. Özellikle sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan Ordulular araçlarının üzerinde bulunan çamur nedeniyle büyük şok yaşadı. Araçların üzerine kaplayan çamur yağışı ile ilgili bilgiyi Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü duyurmuş ve toz taşınımının
Kuzey Afrika üzerinden yurda giriş yaptığını, Marmara ve Karadeniz bölgesinde etkili olacağını söylemişti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne paralel olarak afatta uyarıda bulunmuş ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar bölgemizin iç kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısını yayınlamıştı. Özel hastanelerin acil servislerinde muayene olmak ücretsiz. Böyle biliyoruz, ancak bazı durumlarda hastalardan katılım payı alınabiliyor. Peki hangi durumlarda özel hastaneler acile giden vatandaşlardan ücret alıyor ya da alınan ücretler yasal mı? Birçok kişinin kafasını halen karıştıran sorunlardan bir tanesi olarak devam ediyor özel hastanelerdeki acilde alınan ücretler. Şimdi konuyla ilgili haberimizi izleyeceğiz. Bir de ilave ücret alıyor hastanın kendisinden. Türkiye'de tartışılan konulardan biri olan ve yüzlerce vatandaşın da merak ettiği konu olan özel hastanelerin acil servislerine muayene olmak için giden hastalardan alınan ilave muayene ücretleri neye ve hangi kritere göre hastalardan alınıyor? İşte bu merak edilen sorunun cevabını Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu Ordu İl Müdürü Yaşar Günay TV52 habere verdi. Acil polikliniklerde, özel hastaneler için söylüyoruz, yeşil alan grubunda gelenlerin çoğu mesai saati dışında bir poliklinik hizmeti alamadığından dolayı acile başvuruyor. Ağrısı olur, bir şekilde bir rahatsızlığı vardır, acil polikliniğe başvuruyordur. Özel hastanelerin acil poliklinikte yeşil alan dediğimiz hayatı tehlikesi olmayan veya çok şiddetli, riskli bir sağlık sorunu olmayanların gittiği, örnek söylesek baş ağrısı gibi, ciddi olmayan, rahatsızlığı için başvuranlar yeşil alanda tedavi edilir, muayene olurlar, şifa bularak evlerine gönderilir. Buradan ilave ücret alabilir özel hastaneler. İl Müdürü Günay, özel hastanelerin acil servislerinde bulunan yeşil, sarı ve kırmızı alanların içeriğine göre hastalardan ilave ücretlerin alındığını ifade etti. Hem vatandaşlarımız hem de özel hastaneler, özel sağlık sunucularımızın bu konuda birbirini yanlış anlamasına ve meydan vermemek için bunları da açıklamakta gerçekten yarar var. Ama sarı alan dediğimiz daha ciddi sağlık sorunu olan ve kırmızı alan dediğimiz hayati risk derecesinde olan acil bölümlerinde ise ilave ücret kesinlikle alınmaz. Özel hastaneler için konuşuyoruz. Devlet kamu hastanelerinde böyle bir şey ücret söz konusu zaten değil. Katılım payı, özel ilave ücret hangilerden alınır özel hastanelerde? Normal vatandaşlarımızın, sağlıklı demeyelim zaten rahatsız olduğu için gidiyor ama ciddi bir kronik rahatsız olmayan, engelli olmayan, şehit gazi yakını olmayan, gazilerimizin kendileri değilse sıradan bizim vatandaşlarımızın özel hastanelerde tedavi olduğu zaman ilave ücret öderler. Müdür Günay, özel hastaneye yatışı gerçekleşen hastalara özel hastane yönetimi tarafından bir form imzalatıldığını ve bu kapsamda anlaşma gereği Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belli bir ücret ödediğini söyledi. Bir dahiliye polikliniğinden özel hastaneye SGK'ya ayrı bir fatura çıkarıyor özel hastane. Bizim sigortalımızı tedavi ettiği için, muayene ettiği için. Bir de ilave ücret alıyor hastanın kendisinden. Örnek söyleyelim, rakam kesin olmakla birlikte örnek bir şey. Dahiliyede muayene olan bir hasta 50 TL ilave ücret alıyorsa bu doğrudur. Yanlışlık yoktur kesinlikle. Yatarak tedavi oluyorsa, sağlık uygulama tebliğimiz var. Özel hastanede yatarak tedavi oluyorsa SGK'ya fatura ettiği tutarın %200'üne kadar hasta yakınından ücret talep edebilirler. %200'ü kesinlikle de geçemez. 100 liralık bir fatura için hasta yakınından, hastadan 200 lira talep edebilir yataklı bölümler için, yatarak tedavi görüyorsa. Burada vatandaş yanlış anlıyor, benden fazla para aldılar ya da almamalıydılar diye özel hastane için kuruma müracaat ediyorlar. Kendilerine de açıklama yapıyoruz. Özel hastaneler de bizler için var, kamu hastanesi de bizler için var. Hepsinin olması gerekir. Hem rekabet açısından hem de sağlık hizmetinde kalitenin artırılması için bunlara ihtiyacımız var. Günay, hangi hastalardan muayene ücretinin alınmayacağını da söyledi. Şimdi şeref aylığı alan vatandaşlarımız, nakli hizmet tazminatı aylığı alan vatandaşlarımız, harp malullüğü aylığı alan vatandaşlarımız, bunlar kendilerini biliyorlar. Kamuoyunda da kısaca terörle mücadele ve diğer Kıbrıs gazilerimiz, Kore gazilerimiz, görevi başındayken yaralanan, terörle mücadele olmayabilir ama görevi başında yararlanan hastalarımız, şeylerimiz de, vatandaşlarımız da var. Bunlardan ilave ücret talep edilemez. Sosyal Güvenlik İl Müdürü Günay, özel hastanelere yönelik olarak yapılan yeni düzenleme hakkında da konuştu.
şehit ve gazi yakınlarına bir müjde verdi. Yeni düzenlemeyle de 21 Mart 2 gün önce 21 Mart 2018 tarihi itibariyle de yeni düzenlemeyle de şehit ve gazi yakınından otelcilik hizmeti adı altında özel hastaneler yani yatarak tedavilerdeki yatış bedeli de artık alınmayacak. Daha önce neydi? Poliklinik hizmetlerinden ilave ücret alınmıyordu. Az önce söyledik ya bir dahili poliklinikte muayene olmuşsa 50 lira ilave ücret ödüyorsa bunu zaten şehit ve gazi yakınlarından, mağlullerden alınmıyordu. Yeni düzenleme ile yatarak tedavilerinde de alınmıyor. Bir başka... Ordu'da 31 valiye ev sahipliği yapan tarihi Osmanlı konağı restorasyon çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürülerek hizmete sunulacak. Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, restorasyon çalışmalarında sona gelinen tarihi konakta incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Toparlak, tarihi konağın 19. yüzyıldan Osmanlı dönemine ait olduğunu söyledi. Toparlak kaynağı, ilgili bakanlık tarafından karşılanan çalışmalarla tarihi konağın hiç bozulmadan restore edildiği bilgisini vererek, burası aynı zamanda Ordu'nun ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyacak dedi. Bu konak bilindiği üzere 19. yüzyıla ait, Osmanlı dönemine ait bir konak. Daha sonra Cumhuriyet döneminde valilerimize ev sahipliği yapmış, 31 valimize ev sahipliği yapmış. 1973 yılına kadar konak olarak kullanılmış. 73 yılında da satılmış. Daha sonra yine bizim bakanlığımız tarafından kamulaştırılarak restorasyon işine başlanıldı. Restorasyon işi geçen yıl başladı, bu yıl sonuçlandı, geçici kabulü yapıldı. Kısmet olursa konağı ecdadımızın torunlarına kütüphane olarak hizmet verecek bundan böyle. Burada çocuk kütüphanesi yapmayı planlıyoruz. Uğur Toparlak, atalarından ve dedelerinden kalan bu eseri yeni nesile aktarmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Şu anda da iç tefrişatı çalışmaları yapılıyor. Çocukların ruhuna, konağın ruhuna uygun tefriş yapacağız. Malzemelerimizi o yönde hazırladık, projelendirdik. Onları da burada montaj ettikten sonra önümüzdeki aylarda kısmet olursa çocuklarla tarihi, çocuklarla konağı, çocuklarla kütüphaneyi buluşturacağız. Geçmişle geleceği birleştirmiş olacağız. Önemli bir görevi burada ifa edecek bundan sonra. Biliyorsunuz orada bugüne kadar çocuk kütüphanemiz yoktu. Aynı zamanda Ordu'nun ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini de taşımış olacak. Karadeniz'de 15 milyar liralık proje gerçekleştiren Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan ikinci kalkınma eylem planına hazırlanıyor. Doğu Karadeniz bölgesiyle yörede yaşayan insanların gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkların giderilmesi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunma amaçlanıyor. Dokap bölgesinin yüz ölçümü ise Türkiye yüz ölçümünün %7,5'ini, nüfusu ise Türkiye nüfusunun %5,8'ini oluşturuyor. Proje, 9 ile içine alan 4 milyon 634 bin kişinin yaşadığı bölgede uygulanıyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan İkinci Kalkınma Eylem Planı'nda 2014-2017 yıllarında uygulananlardan daha büyük projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, Dokap Eylem Planı çerçevesinde 2014-2017 yılları arasında 92 eylem uygulanacağını belirterek, bu kapsamda sorumlu kuruluşlar tarafından 3.134 projenin faaliyete geçirildiğini söyledi. 2014-2017 yıllarında Dokap Eylem Planı çerçevesinde uygulanması olan 92 eylem kapsamında sorumlu kuruluşlar tarafından 3.134 proje faaliyete geçirilmiştir. Bu projelerin toplam maliyeti 15.1 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. Biz eylem planlarını hazırlarken 10.4 milyar TL'lik bir bütçe üzerinde durmuştuk ve bütçeyi tasarlamıştık. Bugün ise %50 bir artış göstererek proje gerçekleştirilmesi oldu. Yani 15.1 milyar TL'lik bir yatırım bölgemize
gerçekleşmiş oldu eylem planları kapsamında. Onların tabii ki bir kısmı da bizatihi DOKAP kendi idaresi bünyesinde, diğerleri de bütün kurum ve kuruluşlar tarafından, sorumlu kuruluşlar tarafından yapılan projeler. Bu harcamanın genel bir dağılımına baktığımızda 326.5 milyon TL'si turizm ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütüldü. 714.9 milyon TL'si ekonomik kalkınma, yani bitkisel üretim ve hayvansal üretim çerçevesinde bu yatırım gerçekleştirildi. 10.8 milyar TL'si altyapı ve kentsel gelişme çerçevesinde yürütüldü. 3.1 milyar TL'si sosyal gelişme çerçevesinde gerçekleştirildi. 243 bin TL'si de yerel düzeyde kurumsal kapasitesinin geliştirmesi ekseninde gerçekleştirilmiştir. Ana tablomuz budur. Toplamda 15.1 milyar TL 9 ilimizde, bölgemizde eylem planları kapsamında yatırım gerçekleştirilmiştir. Yüce, en büyük yatırımların altyapı kentsel gelişme çerçevesinde yapıldığını dile getirerek altyapıya çok yoğun bir yatırım yapıldığını aktardı. Geçtiğimiz 5 yıllıkta bize büyük bir tecrübe de oldu. İnşallah ikinci 5 yıllıkta daha mega projeler konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgenin ihtiyaç duyduğu, buradaki yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ve de hem altyapı noktasında, hem turizm noktasında, hem de ekonomik kalkınma noktasında ihtiyaç duyulan bütün konularda daha ciddi, daha mega projelere yer vereceğiz. Kısa adı LÖSEV olan LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı, LÖSEV Sosyal Hizmetler Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Nazlı Battal'la LÖSEV Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Bilen Ordu'ya geldi. Hafta sonunu Ordu'da geçirecek olan LÖSEV heyeti kurum ve ev ziyaretlerinde bulunacak. Doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. LÖSEMİLİ Çocuklara yardımda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayan vakıf olan LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı LÖSEV'in Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Nazlı Battal'la LÖSEV Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Bilen Ordu'ya gelerek saha çalışmalarına başladı. LÖSEMİ'ymiş hastalığımın adı. 3 gün boyunca Ordu'da kalacak Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlı Battal ve Sümeyra Bilen burada çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? LÖSEV Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Nazlı Battal ve Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu Sümeyra Bilen, Ordu'da bulunmuş amaçları ve LÖSEV'in çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. LÖSEV, LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı olarak biz LÖSEMİ ve kanser hastalarının hepsine maddi ve aynı yardımlar iletiyoruz. Kendilerine bunlar dışında sosyal etkinlikler düzenleyip sosyalleşmeleri adına tüm kanser hastalarıyla savaşan kişileri bir araya getirerek sosyalleşip birbirleriyle soruları oluyor kendilerine, kendilerini tatmin edici olan sorular. Cevaplamaları adına bir araya getiriyoruz onları. Bu kapsamda da Karadeniz Bölge Sorumluları olarak arkadaşımla birlikte burada bulunuyoruz. Ben Batı Karadeniz Bölge Sorumlusuyum. Batı Karadeniz'deki aileler ile ilgileniyorum. Onların hem maddi hem aynı yardımlarını iletiyoruz. Onlarla iletişime geçiyoruz. Psikososyal yönden de onları destekliyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızla ilerliyoruz diyebilirim. Özellikle ben Doğu Karadeniz'deki bütün illeri ziyaret etmeye çalışıyorum. Bu ziyaretler kapsamında Ordu'dayız bugün. Resmi ziyaretlerimiz oluyor Ordu'ya geldiğimizde. Bir bütün kurum kuruluşlarla işbirliği yürütmeye çalışıyoruz. Buradaki ailelere daha iyi hizmet verebilmek adına. Çünkü biz bir STK olarak tamamen bağışlarla ayakta duruyoruz. Buradaki kurumların desteğini de almak bize güç veriyor. Bu anlamda Ordu'yu da önemsiyoruz. Ve resmi ziyaretlerimizin dışında yine ailelerimizle bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yakından sorunlarını dinleyip daha iyi durum tespitleri yapabilmek adına yapıyoruz bu toplantıları. Bunun dışında burada bulunan yeni tanı almış hastalarımızı da ziyaret edeceğiz. Zor bir süreç geçiriyorlar burada. Hem maddi anlamda zorlanıyorlar, hem psikososyal anlamda çok zorluklar yaşıyorlar. Bir parça dokunup onlara hayatlarında bir rahatlama sağlatmaya çalışıyoruz onlara. Bunun dışında yine ziyaretleri kapsamında diğer çalışmalarımızı da yürütmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar yine kimi zaman bir kardeş okul semineri oluyor, kimi zaman bir parti olabiliyor. Çoklu yönden ailelerimizi, hastalarımızı desteklemeye çalışıyoruz. LÖSEMİ'ymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim.
size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Altınordu Belediyesi ve Altınordu Musiki Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen Türk Sanat Müziği Bahar Konseri kulakların pasını sildi. Altınordu Belediyesi ilçe genelinde birçok çalışmaya imza atarken düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle de ordulu sanatseverlerin beğenisini topluyor. Kültür sanat derneklerine verdiği desteklerle şehrin sanatına büyük önem veren Altınordu Belediyesi bu kapsamda Altınordu Musikisi Derneği ile birlikte Türk Sanat Müziği Bahar Konseri gerçekleştirdi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, Altınordu Musiki Derneği Başkanı Necmi Oğuz, birim müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Koro şefliğini Hüsnü Yakın'ın yaptığı konserde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman sürdüğünü söyledi. Ses tek çıktığında bir şey ifade etmiyor. Ama onu bir destekle, bir güvenle, bir bütünlükle inşa ettiğimiz zaman işte böyle sahneye güzel koro ekibi çıkabiliyor. Bunu sağlayabilmek için bizim de üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmemiz gerektiğini inanıyoruz. Altınordu Belediyesi olarak kurulduğumuzda bu ana kadar. Özellikle kültürde, sanatta, sporda, sosyal faaliyetlerde, tabii ki bunun yanında toplumun diğer alanlarındaki hizmet birimlerinde birbirinden farklılık gözetmeksizin üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye devam ediyoruz. Arzumuz olur ki bundan sonraki süreçte daha mükemmeli başarabilmek için siz kıymetli kardeşlerimizin sanata verdiği gönül ve desteği devam eder. Aynı ölçekte mutlaka biz de bu organizasyonları gerçekleştiren, bu dernekleri kuran, onları bir arada tutmaya çalışan, bunun için maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli kardeşlerimize elbette ki sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bu bilinç içerisinde mümkün olduğunca ben şahsen değil, belediye olarak arkadaşlarımla birlikte bu desteği sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Programda söz alan Altınordu Musiki Derneği Başkanı Necmi Oğuz ise Türk Sanat Müziği Korosu'nun uzun yıllardır faaliyetlerine devam ettiğini söyledi ve katkılarından dolayı Başkan Tekintaş'a teşekkür etti. Daha önce emeği geçen tüm koro şeflerimizi buradan teşekkür ediyorum. Bilgi ve tecrübelerini korosuyla paylaşmış, şimdiki şefimiz Hüsnü Yakın yönetiminde birçok konserlerimize imza atmıştır. Bugün de yine birbirinden güzel sanat müziği eserlerini seslendireceğiz. Muhteşem bir Bahar'a Merhaba konserini izleyeceğiz. Özellikle bize sahip çıkan ve destekleyen Sayın Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a, Başkan Yardımcılarımız Aydın Şaşmaz'a ve Fatih Evli'ye, Altınordu Kültür Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese Derneğimiz Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Koro şefliğini Hüsnü Yakın'ın yaptığı Türk Sanat Müziği Bahar Konseri Altınordu Musiki Derneği koro ve solistlerinin performansları ile Ordu Kültür Sanat Merkezi'ni dolduran Türk Sanat Müziği severleri unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2,5 saat süren program Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın konserin koro şefliğini yapan Hüsnü Yakın'a çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Ünye ilçesinden bir haberle devam edelim. Ünye ilçesinde eski sanayi sitesi ihtiyaca cevap veremiyor. İşte bu yüzden yeni bir sanayi sitesi yapılması için kollar sıvanmış, çalışmalar başlatılmıştı. Yapılacak sanayi sitesiyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi sitesinin yeri onaylanan yeni imar planında belirlendi. Ünye'de esnaf ve kredi kefalet kooperatif esnaflarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ümit Özkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaflar katıldı.
Toplantıda konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yeni imar planında yapılacak olan sanayi sitesinin yerinin belirlendiğini kaydetti. Öncelikle sanayi sitesinin nereye taşınması gerektiğinin belirlenmesi gerekiyordu. Bunu 1/5000'lik planda belirledik şu anda. Plan 5000'lik plan askıdan indi. 1000'lik planımız da onaylandı. Ayın 13'ündeki mecliste onaylanarak imza aşamasında şu anda. İmzaların ardından Vali Bey'in onayına sunulup peşinden askı süresi başlayacak. Yani ortalama bu ayın sonu itibariyle askıya çıktığını varsayarsak Mayıs ayının başı itibariyle bir aylık askı süresi var. Askıdan inerek plan kesinleşmiş oluyor. Birinci aşama bitmiş oluyor. Alan, işaretlenen alanın kamulaştırma süreci başlayacak bundan sonra. Bu süreci biz Sanayi Ticaret Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediye'mizle ve ilçe belediye'mizle eşgüdümlü bir şekilde kamulaştırmayı yapmamız gerekiyor. Kamulaştırmayı yaptıktan sonra sorun yapımda problem yok. Yapımda Sanayi Ticaret Bakanlığı diyor ki biz üst yapıyı yaparız. Yeni sanayi sitesinin 600 dükkandan oluşacağını söyleyen Başkan Çamyar, proje içerisinde Akkuş Niksay yolunda benzer iş kollarında bulunan esnafların da yer alacağını söyledi. Oraya bizim ortalama 600 dükkanlı bir çalışma yürütüyoruz. Akkuş Niksay Caddesi'ndeki esnaflarımızı da kapsayacak şekliyle. Çünkü orası da artık üstte konut var. Altında adam mermer işi yapıyor. Üstte konut var, araba boyu altında. Bu da hoş değil. Yani çamaşırını asıyor yukarıya hanım kardeşimiz, o tekrar kirleniyor. Oradan da ciddi bir şikayet alıyoruz. Başkanım götürün bunları buradan diye. Bizim bir an önce yeni sanayi sitemizi planlayıp yapım işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayıp mevcut alandaki hemşehrilerimizle eşgüdümlü bir şekilde değerleme sistemiyle, yani gayrimenkul fiyat değerlemesi sistemiyle sizin oradaki mülkiyetiniz kaç lira ise karşılığında öbür taraftan size daha fazla değerdeki yeri önermek suretiyle bu süreci kontrol edip yapmamız gerekiyor. Ünye'de araç muayene istasyonu taleplerine kayıtsız kalmadıklarını belirten Başkan Çamyar, ilgili firmayla görüştüklerini ve firmanın çok yakın zamanda sanayi sitesi içerisinde ya da başka bir alanda muayene istasyonu kuracağını söyledi. Çok yakın süre içerisinde olursa sanayi içerisinden, olmazsa kendileri özel mülk almak suretiyle böyle bir yatırımı planlıyorlar şu anda. Çok görüşmelerimiz devam ediyor. Gölköylüler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği dernekçilikte rol model olmaya devam ediyor. Dernek yönetimi tarafından hazırlanan ve Gençlik Spor Bakanlığı'na sunulan Gencim Arı Gibi Çalışıyorum projesi gençlik istihdamı için kolları sıvadı. Bir tane gencimizi bile bir meslek sahibi... Gölköylüler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği dernekçilikte rol model olmaya devam ediyor. Dernek yönetimi tarafından hazırlanan ve Gençlik Spor Bakanlığı'na sunulan Gencim Arı Gibi Çalışıyorum projesi gençlere istihdam yolunu açıyor. Bu ülkenin en büyük problemi... Projenin açılışı Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda projenin amaçlarına yönelik değerlendirme yapan dernek başkanı Enver Top, Ordu'da dünyaya örnek bir aracılık enstitüsü ve bu alanda profesyonel bir çalışma olduğunu söyledi. Gençleri de bu alana istihdama davet etti. İnşallah Gencim Arı Gibi Çalışıyorum projemizde yeni ufukların, yeni güzelliklerin geldiği, getirildiği, hiçbir gencin biz yarın ne yapacağız diyemeyeceği bir ortam olacak. Niye? Çünkü ülkemiz Türkiye'de ordu ili Türkiye'nin birincisi. Arıcılık üretimi bakımında. Dünyanın da ülkemiz ikincisiyiz. Eğer böyle bir elimizde materyal var ise, böyle bir gençlik de var ise bunları bizim kullanmamız gerekiyor. Bu gençlerimizi bu yöne doğru yönlendirmemiz gerekiyor ki onlar yarın ne yapabileceklerinin sorusunu değil de yani işi hazır bir bilgi sahibi olarak sokağa çıksın, topluma çıksın, kendine güveni gelsin. Programda söz alan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise açıklamasında işsizliğin önemli bir sorun olduğunu söyledi. Bu projeyle genç istihdamına katkı sunulduğu için dernek yönetimine teşekkürlerini iletti. Ülkemizin dinamik bir sivil toplum kuruluşları var. Bunların gençler üzerindeki etkisini artırmak için gençlerin alanına yönelik faaliyetlerine destek veriyor. Bu kapsamda da Ordu ilimizde bu yıl içinde 250-300 bin TL civarında Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan yanılmıyorsam 6 tane STK'mız destek aldı. Bir de Gölköylüler Derneğimiz, bir Gölköylü olarak da derneğimizin böyle bir projeyi
çıkarması, yazması bizleri mutlu etti. Program görüş ve taleplerin sunulmasıyla birlikte sona erdi. Süreçte şöyle bir algı var. Bu haberle birlikte TV2 akşam bülteninin sonuna geldik. Biraz sonra ekonomi ve spor haberleri sizlerle olacak. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sunar. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1140 lira, gram altın 171 lira 57 kuruş, çeyrek altın 279 lira 42 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 4 lira 88 kuruştan, dolarsa 3 lira 95 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 116.358 puandan işlem gördü. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sundu. Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi eleme grubunda rakibi İstanbul Olimpik Basket'i yenmeyi başaran Ordu İF Açık Koleji'nde teknik heyet ve oyuncular büyük sevinç yaşadı. Birinci lige yükselme öncesinde son viraj olan final grubuna çıkmanın hesaplarını yapan Ordu İF Açık Koleji sahasında aynı planı yapan İstanbul Olimpik Basket'i konuk etti. Açık Koleji ligin bitimine 4 hafta kala Olimpik Basket'i yenerek final grubu için avantajı ele geçirmek istiyordu. Maça kötü başlayan ancak rakibini 3. ve 4. periyotta ortaya koyduğu oyunla yenmeyi başaran Ordu İF Açık Koleji ligde final grubuna gitmek için yeterli olacak İlk 3 sırada bitirme adına da avantajlı duruma geçti. Galatasaray Gelişim ve İstanbul Ataspor'un ardından 3. sırada yer alan açığı final grubunun kapısını araladı. Maçın ardından ise taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşayan Ordu İF Açık Koleji, Ordulu basketbol severler için 1. lige yükselme heyecanını önümüzdeki haftalara taşıdı.